Etüt merkezlerinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Alkan, maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen öğrencilere 72 gönüllü öğretmenin ücret almadan YİBO'larda kurulan sınıflarda etüt merkezlerinde eğitim verdiğini ve şu ana kadar 998 öğrencinin bu imkandan faydalandığını ifade etti. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta başarı artırma projesi adı altında bir proje uygulanmakta. Bu da yatılı bölge ilköğretim okullarımız ağırlıklı olmak üzere pansiyon olan okullarımızda gönüllü öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımıza etüt verilmekte. Gönüllü öğretmenler okulda öğrenciler etütte şeklinde bir proje uygulanmakta. Burada 15 merkezimizde ki bunların bir kısmı merkezde ve ilçelerimizin her birisinde de olmak şartıyla ağırlıklı olarak İBO'larda ve ortaöğretim kurumlarında bu şekilde bir proje uyguluyoruz. 15 merkezde 72 gönüllü öğretmenimiz 998 öğrencimize hizmet vermekte. Projede görev alan gönüllü öğretmenler ise burada yatılı kalan öğrencilerimize bir şeyler öğretebilmek, onlara destek sağlayabilmek ve onların gelecekteki hayatları güzel bir şekilde idame ettirmeleri için gerekli temelleri atmak için biz burada izlediler. Burada yatılı kalan öğrencilerimize bir şeyler öğretebilmek, onlara destek sağlayabilmek ve onların gelecekteki hayatlarını güzel bir şekilde idame ettirebilmeleri için gerekli temelleri atmak için biz buradayız. Öğretmenliğin bir gönül işi olduğunu göstermek ve bir yönden öğretmenliğin zekatını diyelim bu şekilde vermek. Tek amacımız bu. Öğrenciler ise durumdan oldukça memnun. Maddi imkanları olmadığı için akşam kurslarına gelen öğrenciler kendileri için fedakarlık gösteren öğretmenlerine teşekkür ediyor. Yani onlar bizim için çok şeyler yapıyorlar. Bu saatte ailelerini falan bırakıp geliyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu etler bizim için çok değerli ve faydalı. Ayrıca öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bize bu saatlerde gelip ders anlattıkları için. Bu etütler hakkında bizim okulları tekrar yapıyoruz. İşlediğimiz konular hakkında daha iyi olur. Pekiştiriyoruz. Eksiklerimizi daha iyi gideriyoruz. Öğretmenlerimiz de çok daha iyi anlatıyorlar. Anlamadığımız konuları bu projenin daha iyi anlıyoruz tekrar ederek. Yani çok iyiydi.